Nihai hedef Türkiye'dir. Çünkü Büyük İsrail Devleti'nin kurulabilmesi için Türkiye'nin bölünmesi lazımdır. Türkiye'nin parçalanması lazımdır. Türkiye'nin parçalanabilmesi için de Türkiye'nin bir savaşa sokulması lazım. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Zamanımız oralara ulaşmaya el verir mi bilemiyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de şu anki AK Parti'ye benzer bir parti vardı iş başında. Kurduranları belliydi. O partinin adı İttihat ve Terakki. Kurduranlar ırkçı emperyalistlerdi, siyonistlerdi. Ama kuranlar bizim gafillerdi. Üç tane paşa vardı orada. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa. Bunlar süslü süslü kavramlarla ortaya çıkmışlardı. Osmanlı misalen eski ihtişamlı günlerine geri döndürmekti. Aradan bir asır geçti. Aradan bir asır geçti. Tıpatıp örtüşen bir partiyi görüyoruz karşımızda. AK Parti. Uyarıyorum yüce milletimi. Kurduranlar kimler? Bunu kitaplar yazıyor ama kuranlar kim? Bakın. Orada üç paşa vardı. Burada önde gelen üç tane bey vardır. Kurduranların nihai amacı orada İsrail Devleti'ni kurmaktı. Kuruldu mu İsrail Devleti? Kuruldu. Şu anki kurduranların nihai amacı Büyük İsrail Devleti'ni kurdurmaktır. Bize şunu söylüyorlar. Efendim komplo teorisi üretmeyin. Komplo teorisi üretmeyiz. Üretmiyoruz. Diyoruz ki kardeşim şu iki kağıdı örtüştüğünde tam kapaklanıyor, örtüşüyor birbiriyle. İki partiyi üst üste koy. Sonuç kısmı benzemez inşallah diyoruz. Onu önlemeye çalışıyoruz biz. Tamam. Evet. Bir asır önce kurulan parti kendilerini yetiştiren padişahın yolunu kesmek için kurulmuştu. Abdülhamit Han'ın. Bir asır sonra kurulan parti kendilerini yetiştiren hocalarının yolunu kesmek için kurulmuştur. Necmettin Erbakan. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir asır önce kurulan parti Abdülhamit Han'ın siyasetinin 33. yılında Abdülhamit Han'ın yolunu kesmiştir. AK Parti Erbakan Hoca'nın siyasetinin 33. yılında yolunu kesmiştir. Orada nihai amaç dediğimiz gibi İsrail Devleti'nin kurulmasıydı. Bu da Büyük İsrail'in kurulması. İsrail Devleti'nin kurulabilmesi için Osmanlı savaşa sokulması gerekiyordu. Osmanlı parçalanması icap ediyordu. Nihai hedefe ulaşabilmek için. Buraya kadar AK Parti ile İttihat ve Terakki Partisi örtüşüyor. Ayrıntılara girsek o ayrıntıların da örtüştüğünü görürüz. Evet. Biz diyoruz ki sonucu önleyelim burada. Sonuç örtüşmesin. Onun mücadelesini veriyoruz.